Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, Kurban Bayramı ve hac ibadeti ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Allah'a Yaklaşan Kurban Bayramı ve hac ibadeti hakkında açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, kurban alırken ve keserken dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yaptı. Kurbanları keserken hayvana eziyet etmemeye gayret edelim. Alacağımız hayvan bu bir ibadettir. En iyisini Allah'a adamaya çalışıyoruz. En iyisini alalım. Gücümüzün yettiğince en iyisini inşallah ibadet yapmaya çalışalım. Çevre temizliğine dikkat edelim. Bu itibarla şimdiden kurban bayramlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi tabii kurban olacak hayvanlar, küçük baş hayvanlar, efendim koyun, keçi, büyük baş hayvanlar işte buna sığır, deve giriyor. Küçük baş hayvanlarda bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Koyun ve keçide. Koyunun bir istisnası var. Koyun eğer 6 aylık ise ve anası görünümünde ise, 6 aylık ama anası görünümünde, yani büyükçe görünüyorsa, bu da kurban edilebiliyor. Bunun haricinde dediğimiz gibi normalde koyun, keçinin bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Sığır cinsinin ise 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Deve cinsi tabii bu toplumumuzda pek yapılmıyor ama yine de 5 yaşını doldurmuş olması gerektiğini bizler ifa edelim. Alacağımız hayvanların hastalıklı olmaması gerekiyor. Semiz olması gerekiyor. Efendim kötürüm olmaması gerekmekte. Çünkü bu bir ibadettir. Alacağımız hayvanın değerin düşecek bir noksanının, eksiğinin olmaması gerekmektedir ki. Sevil, kurban Allah'a yaklaşma vesilesiyle müminlerin belli şartları taşıyan hayvanları usulünce kesmesidir. Kurban ibadeti Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bize tevarüs etmiş bir ibadettir dedi. Kurban Allah'a yaklaşma vesilesiyle müminlerin, Müslümanların belli şartları taşıyan hayvanları usulünce belli bir vakitte kesmeleridir. Kurban Bayramı malumunuz yaklaştı, 12 gün kaldı. Kurban ibadeti, bildiğimiz manada kurban ibadeti, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bizlere tevarüz etmiş olan bir ibadet çeşidi. Malumunuz Kur'an'da Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı Allah'a kurban etmesi hadisesinden bahseder. Hazreti İbrahim Aleyhisselam vahiy alınca Hazreti İsmail Aleyhisselam'a durumu anlatır. O da babacığım emrolunduğun şeyi yap dedikten sonra her ikisi de Allah'a bir hakkın teslim olunca melek Cebrail koçu getirir. İbrahim Aleyhisselam'a onun vaadini yerine getirdiğini, oğlunun yerine bunu kurban etmesi gerektiğini ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine peygamberlik verildikten sonra Medine'ye hicret edince Hicri 2. seneden itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban ibadetini her sene bizzat kendi eliyle ifa etmiş, kurbanı kesmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonuna kadar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta biz müminleri de teşvik eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten Hanefi mezhebi de kurban günlerinde, kurban bayramında kurban kesmeyi vacip olarak telakki eder. Özellikle Peygamber Efendimizin her sene kurbanı kesmiş olmasından dolayı, Resulullah Efendimizin tavsiyelerinden dolayı Hanefi mezhebi vacip olarak kabul ediyor.